Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yapımı çok kolay, lezzeti bir bambaşka güzel, enfes bir patates mantası tarifi hazırlıyorum. Tüm detaylarını sizlerle birlikte paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için 5 adet patates kullandım. Patateslerin kabuklarını soydum ve güzel bir şekilde yıkadım. Hemen ardından kaba kaba dilimler halinde doğruyorum. 5 adet patates kullanmayı tercih ettim. Bu miktarı arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Tüm patatesleri doğrama işlemini tamamladıktan sonra geniş bir tencerenin içerisine ilave ediyorum. Patateslerin yüzeyini geçecek kadar su ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave edip ocağa alıyorum. Patatesler tamamen yumuşayana kadar haşlamaya devam edeceğim. Ocağımın ısısı orta derecede. Aralıklarla kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Patatesler tamamen haşlandı. Geniş bir kabın içerisine aldım. Ezme işlemine geçiyorum. Patatesler püre haline gelene kadar ezmeye devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bu işlem çok önemli. Patatesleri elimizde yuvarlayacağımız için tamamen ezilmiş olması gerekiyor. Patates püresini hazırladım. Hemen bir köşeye kaldırdıktan sonra 2 adet havucu rendeliyorum. Yine aynı şekilde patates miktarına göre havuç miktarını da ayarlayabilirsiniz. 5 adet orta büyüklükteki patatesin içerisine 2 adet havuç yeterli gelecektir. Havuçları da rendeledim ve hazırladım. Hemen geniş bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından havuçları içerisine ekleyip ocakta sotelemeye başlıyorum. Havuçlar birkaç saniye içerisinde sotelenecektir. İçerisine tuz koyma gereği duymadım. Dilerseniz yarım tatlı kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Havuç tamamen sotelendikten sonra geniş bir kabın içerisine alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Patates ve havuç tamamen soğudu. Hemen üzerine ince ince kıymış olduğum bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Ardından sotalenmiş havucu da ilave ettikten sonra baharatlarını ilave etmeye geçiyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı silme tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Patates mantısını şekillendirme işleminde işimizi kolaylaştıracaktır. Tüm malzemeler birleşene kadar çok güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Bu bölümde çok önemli. Mümkün olduğu kadar birkaç saniye boyunca yoğurmaya özen gösterelim. Şekillendirme işleminde işimizin kolaylaşabilmesi için Patates mantısı artık hazır. Ben hemen üzerine sarımsaklı yoğurdunu hazırlamaya geçiyorum. 2 diş sarımsağı ince ince kıydım. Hemen üzerine çok az miktarda tuz ilave ettikten sonra havanda dövüyorum. Yarım kase yoğurdun içerisine ezmiş olduğum sarımsakları ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Artık şekillendirme işlemine geçebiliriz. Büyük bir parça kopartıyorum. Portakal büyüklüğündeki parçayı avuç içerisinde yuvarlayarak hazırlıyorum. Şekillendirme işlemini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Parçaların mümkün olduğu kadar büyük almaya özen gösterelim. Yine birkaç saniye boyunca dağılmaması için avuç içerisinde yuvarlıyorum. Bu işlem çok kolay ve pratik. Hemen saniyeler içerisinde tüm topları hazırlıyorum. İsterseniz ana yemeğinizin yanında, isterseniz 5 çay saatinizin yanında şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif. Bu tarifi çok sık yapıyorum. Özellikle misafirlerim geldiğinde hemen kolaylıkla hazırlıyorum. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Umarım sizler de tarifimi denedikten sonra beğenirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şekillendirme işlemini tamamladım. Hemen yanıma çok az miktarda sıvı yağ alıyorum. Üzerine çukurlar açarken elimi çok az miktarda sıvı yağın içerisine batırıyorum. Bu sayede kolaylıkla tüm topların üzerine çukurlar açmış oluyoruz. Uç kısımlarında dağılmalar olabilir. Hemen parmak uçlarımla hızlı bir şekilde birleştiriyorum. Şöyle bir de yakından göstermek istiyorum. Bu işlem çok kolay. Patates püresini avucumun ortasına aldım. Yine aynı şekilde sıvı yağdan destek alıyorum. Ortasına bastırarak çukur açmaya devam ediyorum. Bu sırada kıyısını köşesini toparlamayı ihmal etmiyorum. Tamamlamış olduğum patateslerin ortasına bol miktarda sarımsaklı yoğurttan ilave ediyorum. Patateslerde hiçbir şekilde patlama veya dağılma olmadı. Sizlerin de gördüğü gibi şıpşak hazırladık. Tekrardan üzerine salçalı sostan hazırlıyorum. Hemen küçük bir tavanın içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim. Salça ve yağ tamamen birleşene kadar hafifçe ocakta kavurdum. Hemen patates mantasının üzerine gezdiriyorum. Sizlerin de gördüğü gibi şahane görünüyor. Patates mantım artık servis için hazır. Hemen ben bir tanesinin içerisini açıp şöyle sizlere göstermek istiyorum. Hem şekliyle hem lezzetiyle herkese hayran bırakacak muhteşem bir tarif hazırladık. Şöyle bir de çatalımla alıp test etmek istiyorum. Kıvamı o kadar güzel ki hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Yoğurtlu sosunu üzerine eklediğimiz zaman dilerseniz bir çay kaşığı pul biber çok az miktarda toz nane de ekleyebilirsiniz. Şahane bir tarif hem kolay hem de lezzetli dakikalar içerisinde hazırladık. Bu enfes tarifi dilerseniz arkadaşlarınızla dilerseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Yine sizlerle birlikte şeklinde ve lezzetine hayran bırakacak enfes bir patates mantısı tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.